Evet arkadaşlar ÖSYM tarz sorularla 22 2022, 2022 AYT e edebiyat denemenize başlıyoruz. Canlı yayınımızda birlikte sorular çözeceğiz. Evet. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ÖSM tarzı sorularla 2022 AYT Edebiyat Denemesi çözüyoruz arkadaşlar. 2021, 2019, 2018 tüm AYT Edebiyatlarını inceledik ve şu şekilde bir e, sınav hazırladık sizler için. Biliyorsunuz ki ilk başta ilk 6 soru 2021 yılında paragraf sorusu gelmişti. Sonrasında 7. sorudan itibaren edebiyat başlıyordu. Biz de 7. sorudan itibaren hem 2021'de hem 2020'deki soruları inceledik ve kitaplarımızdan yani edebiyatikten... Ayna denemelerinin edebiyat kısmından, etsometreden efsanevi kalite soruları seçtik ve her birini aynı 2022'de gelse yani bu sene sınav sorularını hazırlasalar ve bizim kitaplarımızdan hazırlasalar geçen senekine benzer bir şekilde olması için hangi soruları seçebilirler diye baktık. Her birinin soru köküne, kazanımına, hangi konulardan geldiğine baktık ve bununla alakalı güzel bir deneme hazırladık. Şimdi sizlerle beraber bu soruları çözeceğiz arkadaşlar. Seçici sorularımız var, güzel sorularımız var. Ee, tam 2022 tarzı bir sınav oldu arkadaşlar. Şimdi sizler de benimle birlikte çözmeye çalışın. Bu sorularda takıldıklarınız olacaktır. Bu durumda mutlaka videoyu durdurduktan sonra yani çözdükten sonra benden cevabı dinleyin. Ben tane tane anlatacağım ama hızlı hızlı çözeceğim. Burada şu çok önemli. 2022 AYT'de buna benzer bir sınav çıksa şaşırmayız. Zaten edebiyatik kitabımız birçok soruyu 2021'de 2020'de yakalamıştı. Biz de bu sene... Buradan bu soru geçen seneki soruya benzer bir mantıkta. O zaman bu sefer de bunu koyalım şeklinde güzel bir deneme hazırladık. Şimdi başlıyoruz. Arkanıza yaslanın. Güzel bir şekilde denememize başlayalım. Ben denemeyi çözerken tabii ki izah edeceğim için, bazı şeyleri açıklayacağım için daha fazla sürecek ama olabildiğince hızlı ve detaylı bir konu anlatımı yapmaya çalışacağım sizlere arkadaşlar. İlk sorumuza başlıyoruz. Yani 7. sorudayız. Edebiyat denemesindeyiz. İlk alt sorumuz paragraftı. Onları çözdük diye düşünelim ve başlayalım. Şimdi Hangisi musarra beyittir diyor. Böyle bir soru geldiği zaman ben şimdi size balık vermeyeceğim balık tutmayı öğreteceğim. Musarra beyti ne olduğunu ünlüyorsunuz. 2022 ayete girdiniz. Aman Allah'ım musarra neydi o kadar çalışmıştım o kadar soru çözmüştüm. Musarra nedir ya Rabbim diye endişelenmenize gerek yok. Öncelikle şöyle yapacaksınız. Sorularda dört tanesi Ankara'ya bir tanesi Konya'ya gidiyorsa dört tanesi Mersin'e bir tanesi Tersin'e gidiyorsa diyeceksiniz ki ha burada cevap budur. Niye bakın. Famın gülzar, ayakta miktar, bahar esar, aleme gelen humhaneler nagam. Şimdi bak bu ikisi kendi arasında uyaklı mı değil. Bu ikisi kendi arasında uyaklı mı değil. Bu ikisi kendi arasında uyaklı mı değil. Bu ikisi kendi arasında uyaklı, uyaklı mı değil. Ama şuraya bakın bahar eshar. İşte musarra beyt demek arkadaşlar. Diğer adıyla mukaffa beyttir. Diğer adıyla hepinizin bildiği adıyla matla beytidir arkadaşlar. Yani kendi içinde uyaklı beyttir. E, gazelde, kaside de İlk beyit matla beyit olur. Yani başla, yani mukaffa, yani musarra, yani kendisine uyaklı olur. Cevabımız bu yüzden C. Size mukaffa diye de sorabilir. Musarra diye de sorabilir. Biz bu soruyu mesela edebiyat kitabımızdan aldık. Ve size bir gazelin ilk beytidir diye de sorabilir. Bir kasidenin ilk beytidir diye de sorabilir. Veyahut hatta bunu yaptım. Maktabeytinin sorar. Maktabeyti bunlardan herhangi biri olabilir. Ama bilhassa gazellerde Taç Beyit adı verilen Maktabeytinde şairlerin de adı geçer. Oradan yakalayabilirsiniz. Ama o zaman bu soruda ne öğrendik? Bir, tırsmıyoruz. Bilmediğimiz bir şey çıkarsa dört tanesi mersine, bir tanesi tersine gideni bulmaya çalışıyoruz. İki, Musarra, Mukaffa ve Matla kendi içinde uyaklı beyit demekmiş. Bu soruyu doğru yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Hemen diğer soruya geçiyorum. Aşağıdaki dizelerle ilgili ayraç içinde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Yine edebiyatik kitabımızdan, pardon, aynı denemelerimizden güzel bir soru, edebiyat sorusu. Şimdi, raks ortasında bir durup oynar yürür gibi, bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. Redif ve kafiye yer verilmiştir diyor. Rediflerimiz burada gibiler, yürürdeki ür, yürümekteki r ve öldürdeki r re, redifler. Kafiyeler de var. ürler kafiye, tam kafiye. Dolayısıyla A doğru. B. Gümüş bir dumanla kapandı her yer, yer ve gök bu akşam yayla dumanı, sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler, beyaz kar, yeşil çam yayla dumanı. Pastoral şiir türünde bu da doğru, geç. Hece ölçüsüyle ve düz uyak düzeniyle yazılmıştır. Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar, tarihe karıştı eski sevdalar, beyhude seslenir beyhude çağlar, bir sola bir sağ çoban çeşmesi demiş arkadaşımız. Buraya baktığımızda, hmm. şimdi bakın düz uyak var ağlar, sevdalar, çağlar, hece ölçüsü de var görüyoruz bunu net bir şekilde... O zaman buraya da geçiyoruz. Eleştirel bir içeriğe sahiptir. Benim bu gidişe aklım ermiyor. Fukara halini kimse sormuyor. Padişah sikesi selam vermiyor. Kefensiz kalacak. Ölümüz bizim demiş. Evet burada eleştirel bir içerik var. Bilimizde kılıcımız kirmani. Taşı deler mızrağımın temreni. Hakkımıza devlet etmiş fermanı. Ferman padişahın dağlar bizimdir diyor. Burada ise bütün dizeleri 4, 4, 3 değil. Bakın burada 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4 var. Sonra da 3'lü geliyor ama en alttaki öyle değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 artı 5 ile alttaki. O yüzden cevabımız E seçeneği. Arkadaşlar canlı yayındayız biliyorum. Sizler de yorumlarınızı yazıyorsunuz ama ben zamanınız altın değerinde olduğu için... 2022 AYT'ye çok az bir süre kaldığı için her bir soruyu aklınıza tutabilmeniz için isim, yorum falan okumuyorum. Sizler mutlaka edebiyatik kitabını ve AYT sorularını çözüyorsunuz, çözmelisiniz. Ve yine aynı denemelerimizden, ensometreden faydalanmalısınız. Şimdi o denemelerdeki kaliteli soruları sizlerle beraber çözüyoruz. Herkes arkasına yaslansın. Yorumlarınızı görüyorum. Bazı arkadaşlar doğru cevapları benden önce bile veriyorlar. Tebrik ediyorum onları da. Ama şimdi ben denemeyi çözmeye devam ediyorum. Geldik bu soruya. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir diyor. Yine edebiyatik kitabımızdan bir soru. Can kafese durmaz uçar, dünya bir han, konan göçer, ay dolanır yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın demiş aşk vesel. Bütün kusurlarım toprak gizliyor, merhem çalıp yaralarım tuzuyor, kolun açmış yollarımı gözüyor, benim sadık yarım kara topraklarım. Şimdi redif var mı her ikisinde de arkadaşlar? Var. Niye? Giz Liyor, tuzluyor, yorlar redif mesela burada. Veyahut da uçar, göçer, geçer bunlar hep redif. Tamam. Hece vezini yazılması, evet ikisi de hece vezini yazılmış. Tam kafiyenin kullanılması, uçmak baktığımız zaman uçar, göçer diyor. Bak burada ç'ler yarım kafiye. Ama gizlemek, tuzlamak, gözlemekteki iz, uz, öz. Bunlara belki tam kafiye diyebiliriz ama tam kafiye değil. Burada ikisinde tam kafiye yok. Ortak özellik değil. İkisi de yalın bir söyleyişi var. Söz sanatlarından faydalanmış. Can kafeste durmaz uçar derken mesela ne yapmış? E, canı bir kuşa benzetmiş ama söylememiş. Veyahut da bütün kusurlarını toprak gizliyor derken toprağa yine insana özgü bir özellik vermiş. kişileştirmemiş. Dolayısıyla söz sanatlarından her ikisinde de faydalanılmış. Hemen diğer soruya geçiyorum. Bu dizelerle ilgili olarak yargılarından hangi yeri yanlıştır? Şimdi burada ee, daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bu dağların eskiden aşinastır soyum. Bekçileri gibiyiz ebencet buraların, bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların diye devam ediyor. Şimdi hecenin 7 artı 7'li kalıbıyla yazılmıştır. Evet doğru. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Aşağı bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Bu doğru. Pastoral bir şiir. Evet doğru. Sürü e, kuzular, çobanlar. Bu da doğru. Ana izlek tema yurt özlemidir. Bakalım. Hmm. Yurt özlemi göremedim. Tunç uyak kullanılmıştır. Tunç uyak bir kelimenin diğerinin içinde olmasıydı. Soyum çocuğumun içinde değil. Buraların kayaların içinde değil. Bizi testimizin içinde değil. Geçtiğini yerinin içinde. Böyle bir şey yok. Meslemi biçimde uyaklanmıştır. Evet bak. Çocuğuyum soyum buraların kayaların bizi testimizi yeni geçtiğini yani kendi içinde uyaklı olduğu zaman A A B B C C D D diye gittiği zaman bu mesevi için uyaklı oluyordu. O zaman cevabımız 3 ve 4 yani denizli seçeneği diyoruz. Yine e, etsometre kitabımızdan gelen bu soruyla devam ediyoruz. Hemen diğer soruya geçtik. Tam bir 2022 AYT soru tarzı yine. Buna göre aşağıdaki beytlerin hangisinde aşikane duygu ve düşüncelerin dile getirildiği söylenemez demiş. Gazel divan şiirinin en gözden azım biçimidir. Öyle ki kaside yazılırken dahi gazelden vazgeçilememiş. Kasidenin tegazül bölümünde bir gazel yazılmıştır. Daha çok aşk konusunun işlendiği gazellerde tasavvuf, rindlik, hikmet, felsefe gibi konular da işlenmiştir diyor. Söylenemez demiş. Bakalım. Ey şuh nedir aşkına böyle tecahül? Kurbanın olam gayriye cananem oldun. Resmen şuh diyerek, aşık diyerek, canane diyerek resmen yazıyor. Yani aşkana duygu ve düşünceler var. Ey gönül dillerde sen efsane oldun bilmedin. Baş açık esirik acep divane oldun bilmedin. Gönül diyor yine yazıyor. Yarın ne olacağını bugün bilmek istersen uykuya vardığında gördüğün seyrandan sor. Aa bak burada e, kemi bir gazel var. Öğüt veren bir gazel var. Aşıkane duygular verilmemiş. O yüzden cevabımız C gibi. Dünyayı harap etti o mestane bakışlar. O çeşm süzüşler. O gazalane bakışlar. Yani bakışlar diyerekten resmen yine burada da yazmış. Naz eder çeşmine uşşaka ne ayara bakar. Öldürür Gamzesi ne yaru ne bigane bilir. Gamzesine yine bir iltifat etmiş, yine yazmış. Dolayısıyla bunların hepsi aşkan ama Ceyhan seçeneğinde aşk yok. Tam bir AYT soru tarzı arkadaşlar. Zaten sorularımızı seçerken de 2020 ayeti sorularını tek tek irdeledik. Ve dedik ki bu geldiyse bu senede atıyorum edebiyat kitabımızdaki buna benzer bir soru gelebilir. Bu geldiyse bu sene böyle bir soru geldi diyerek tam bir edebiyat provası hazırladık sizlere. Diğer soruya geçiyorum. Karagöz oyunu ile ilgili aşağıdaki kavramların hangisinin açıklamasına yukarıdaki numaralanmış cümlelerin birinde yer verilmemiştir diyor. Karagöz ve karşılıklı konuştuğu bölümdür. Oyunun konusuyla ilgili olmayan konuşmalara yer verilebilir. Evet burası konuşma bölümü yani muhavere. E dedik. Oyunda asıl konu yer aldığı bölümdür. Asıl eşittir fasıl. Evet bu da yine e, değil dedik. Hacıvat'ın sahneye girdiği bölümü ifade eder. Hacıvat bu esnada müzik eşliğinde bir semayı okur ve ardından bir perde gazeli söyler. Bölüm sonunda dua ederek Karagöz'ü perdeye davet eder. Bu da giriş bölümü. Girişle eledik. Tiyatronun son bölümüdür. E bitiş. Hacıvat'ın yıktım perdeyi eledim viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen sözleriyle biter. Burası da bitiş bölümü. Ama burada göstermekten bahsedilmemiş. Göstermelik arkadaşlar bir tasvirdir. Oyundan önce böyle arkada süslü bir ee, görüntüdür. Dolayısıyla burada onun açıklaması yok. Geldik diğer sorumuza. Bu parçadan Dede Korkut hikayeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bak direkt metinli soru. Tam bir ayete tarzı, ÖSM tarzı soru. Yine edebiyeti kitabımızdan aldığımız bir soru. Arkadaşlar buraya dikkat edelim. Şimdi penceresi altın otağımın kabzası oğul. Kaza benzer kızımın gelinimin çiçeği oğul. Görür gözümün aydın oğul. Tutar benimin kuvveti oğul. Kudretli oğuz imrenileni canım oğul diyerek çok ağladı. Allah'ına şükürler eyledi. Kudretli Oğuz Beyleri atlandılar. Bayburt sana' dört tane yetiştiler diye gidiyor. Şimdi, kısa cümleler ve yalın bir dil kullanılmıştır. Bu doğru. İslam dinine ait inanç esaslarını içermektedir. Allah'ına şükürler eyledi diyor. İki rekat namaz kıldılar diyor. Allah kabul etsin. Bu da doğru. Nazım ve Nesir bölümlerinden oluşmaktadır. Evet, hem şiir var hem düz yazı var. Konuşmalar şiir şeklinde, olaylar, tasvirler Nesir şeklinde. Olağanüstülükler içeren olay ve kişilere yer verilmiştir. Şimdi hmm, olağanüstülük ben görememiştim. Buraya kadar bir daha bakayım kontrol edeyim. Adı güzel Muhammed'i iade edemek yine İslam dinine ait bir esas. Davullar gümür gümür dövülebilir. Bir kıyamet savaş oldu. Meydan dolu baş oldu. Şimdi burada kıyamet savaş oldu bir olağanüstülük diyemezsiniz. Çünkü burada bir benzetme yapmış. Yani hani bir dev gelip de kralın kızını gökyüzüne kaçırması gibi bir şey olay yok. Bu kıyamet gibi savaş olduğu bir benzetme var. Dolayısıyla bu yok gibi diyor arkadaşlar. Ee, E'ye bakalım. Tarihi gerçeklikle ilgisi vardır. Evet. Burada Oğuz beyleri gerçek bir beylik. Dolayısıyla tarihi gerçeklikle ilgisi var. O yüzden cevabımız D seçeneği çok dikkat gerektiren bir soru arkadaşlar. Benzetmeleri olağanüstü diye almamız lazım. Yani tam bir e, AYT soru tarzı. Normalde Dede Korkut hikayelerinde olağanüstü olaylar ve kişiler vardır. Ama burada yok. Mesela Azrail'e gidip konuşuyor. Ne haber abi diyor Deli Dumrul. Ama Burada öyle bir şey yok. O yüzden bu örnek verilmemiş. Geldik başka bir soruya. Aşağıdaki beyitlerden hangisi kemi gazel örneğidir demiş. Yine etsometre kitabımızdan alınmış güzel bir soru. Yine 2021 ayette buna benzer bir soru geldi. Hatta soruyu da göstereyim. Biz de aynı başlıkta başka bir soru sorduk. Ama o sefer kemi gazeli değil de neyi sormuşlardı orada? Fahriye bölümünden alınmış olabilir demişlerdi. Biz de bu sefer kemi gazeli sorduk. Bakalım. Sen şem gibi gayrile meclise gülersin ben akıtırım yaş ile kan yandım elinden. Burada bir öğüt vermiyorum. Baha sensiz varamam şeşbime ateş görünür. Gülü handanı değil servi ile. Burada da yine bir servi hıraman diyerek mazmun kullanmış ama yine bir e, yazış var, yine bir aşkhanelik var. Öğüt yok. Bir nefes didar için bin can feda etsem ne ola? Nice demlerdir esir işte yakıdır gönül diyor. Burada da yine bir aşk var. Vermez kimse kimseye nan minnet olmasa bir mahsat görülmezdir rüşvet olmasa. Ha, burada işte bir eleştiri ve bir öğüt var. Yani rüşvet olmasa bir maslahat görülmez, bir işler yapılmaz diyor. Kimse kimseye minnet olmasa şey vermez de diyor. Yani selam vermez diyor. O yüzden burada bir öğüt var. Ey bülbülü dilhasse melül olma kafeste kim menzilin olbağı gülüsen ola bir gün. O yüzden cevabımız D seçeneği. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam çok fazla divan edebiyatı sormuşsunuz. Sabahtan beri divan çözüyoruz. Diğer konulardan soru gelmeyecek mi? Bak bu da divanla alakalı mesela. Bu da divanla alakalı. Bu da divanla alakalı. Hocam az önce iki üç tane divanla alakalı sorular vardı. E peki neden böyle hocam? açalım gelin 2021 ayeti açalım hep beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyorum. İlk 6 soru. Direkt paragraf. Bir Divan. 2. Divan. 3. Ee, divanla alakalı. Dörtte teşbih sanatı, değil, Onu divan saymıyorum. Beş halk, altı halk. Ee, divan. 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 Devam ediyorum. Divan. Yani adamlar hep divan sormuşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane divan edebiyatı sormuşlar. E, kusura bakmayın yani biz de ÖSM'nin soru tarzını yakalamak istediğimiz için biz de bol bol divana yer verdik. Geçtik buraya. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 16. yüzyılın önemli divan şairlerinden olan nokta nokta hakkında kaynaklarda çok fazla bilgi bulunmamaktadır diyor. Asıl adı Mehmet olan şairin tımarlı sipahi olarak Yavuz Sultan Selim'in çaldıran ve Mısır seferlerine katıldığı bilinmektedir. Buraya kadar hiçbir şey yakalayamadık. Nasihatname türünde kaleme aldığı ve 2133 beyitten oluşan Pendname. ha güvahinin eseri Pendname. Buradan yakaladık. Peki Bağdat Duruhi'yi nasıl yakalayacağız hocam? Terkib Bend. Hayali 16. yüzyılda ama burada onun eseri değil başka bir güvahinin eseri verilmiş. Nesimi yine bir Azeri şair, 14. yüzyılda yaşıyor Nesimi, Neşati de yine e, burada Güvahinin pendamesini yazan biri değil, Neşatiyi daha çok Sepki Hindi akımı ile biliyoruz arkadaşlar diyorum ve hemen geçiyorum. Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki şiir biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir diyor. Yine bir edebiyatik sorusu, yine kalite bir soru. Bilmedim derdi dilin ölmek imiş dermanı, öleyin derd tek görmeyin hicranı. Minetü derdi gami olma için erzanı, avniya senceleyin mihneti gam keşan kanı. Gönül eyvay gönül, vay gönül, eyvay gönül diyerek gidiyor. Bakın, bir, iki, üç, dört, beş. Beşli yani Muhammed. Hamse beş demek arkadaşlar. Şarkı dörtlü gider, kaside beyitler haline gider... Tuyu dörtlü gider. Şarkı ve Tuyu edebiyata biz kazandırdık divan edebiyatına. Gazel de yine beyit şeklinde gider. Dolayısıyla bu beşli olduğu için Muhammed. Geldik başka bir soruya. İçerik özelliklerinden hareketle bu beyitlerin aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alındığı söylenebilir? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 AYT'lerde LYS'lerde bu konuyu sormadıkları sene yok. Dolayısıyla biz hem edebiyatik kitabımıza bunlara alakalı çok fazla yer verdik. Hem de posterimizde buna çok fazla yer verdik. Siz de bu soru bu sene 2022 ayetinde de yüzde yüz karşınıza geleceği için hazır olun. Burada ne yapmış bakalım. Sakın komşu hakkından olma gafil ki komşu hakkı tanrı hakkıdır bil. Çünkü incitmez meseldir komşusun kurt. Sen incinmek neden olanı hem yurt. Ağırla komşu izzet gerekse hüdadan rahmeti cennet gerekse diyor. Net bir şekilde bize öğüt veriyor. Bize bir konuda nasihat veriyor. O yüzden cevabımız Pendame. Gazavetname savaşla alakalıydı. Suname düğünle alakalıydı. Kıyafetname kıyafetle alakalıydı. Seyahatname geziyle alakalıydı. O yüzden cevabımız Pendame. Geldik başka bir soruya. Artık tanzimata geçtik. Yavaş, yavaş Cumhuriyet gelecek. Edebi akımları gelecek. Her birinden soru çözeceğiz. Sert Fecrati, Milli Edebiyat, Cumhuriyet dönemi hepsini göreceğiz. Postmodern roman hepsi geliyor arkadaşlar. Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda verilen açıklamaların biriyle ilişkilendirilemez demiş. Tam bir ÖSYM tarzı soru. Bunu da geçen sene de sordular. Ya, ondan önceki sene de sordular. Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Ali Bey, 22 yaşlarında iyi bir eğitim ve öğrenim görmüş bir gençtir. Çamlıca'da dolaşırken mahpeker, aa Ali mahpeker dilaşup hop burası intibah, buraya yazıyorum. İntibah, Namık Kemal ilk edebi roman. Keşi Bey'in gelmesiyle birlikte Periveş Hanım hızla oradan uzaklaşır. Birruz Bey onu ne kadar takip etmeye çalışsa da izini kaybeder. O günden sonra bu kadın Birruz Bey'in aklına çıkmaz. Birruz Bey ve Periveş araba sevdası e, Recaizade Mahmut Ekrem İlk realist roman arkadaşlar. Bunu da bilmemiz lazım. Devam ediyoruz. Dilber odasına ağlar. Geçen sene bunu sordular mesela. Dilber odasına ağlarken kalmıştır ve elinde de Celal Bey'in resim vardır. Celal Bey kızın kendisine aşık olduğunu anlar. Kızı olan kendi duygularını yoklayınca kendini de onu sevdiğini görür diyor. Dolayısıyla bu da nedir? Sami Paşazade Sezai Sergüzeşt. Müştak Bey adındaki genç şair mahallesinde oturan Kumru Hanım'ı sever ve bu kız ile evlenmek ister. Habbe Kadın ve Zibadudu bu evlilik için aracı olurlar. Şair evlenmesi Edebiyatımızdaki ilk tiyatro bir törekomedisi Şinasi'ye ait. O yüzden cevabımız ne oldu? Ee, buradan gitsin. Yani Zehra yok. Yani acımak Reşat Nuri Güntekin'in kahramanı Zehra burada geçmedi. Geldik buraya. Ee, bu metinle ilgili aşağıdaki verilerden hangisi yanlıştır demiş. Bir gece bir koyu karanlık, geceki kara gölgeleri birbirinin üzerine yığılarak siyah sulardan tahaccül etmiş buz tabakaları gibi etrafa setler çekmiş olsun. Bir orman, semalara bir isyan tehevvürü ile köpürerek yükselmiş bir orman ki, beşeriyetin küçük bir parmağına bile müdahale hakkını vermeyen sık ağaçlarının, birbirine dolaşmış sarmaşıklarının, çalıların arasından bir ufak yıldıza bile tebessümünün tesliyet huzmesine akıtmasına imkan bırakmıyor olsun. Hocam niye böyle hızlı okuyorsunuz? Vaktiniz var o yüzden. Sizi sessiz okusanız zaten bu hızdan daha hızlı okursunuz. Bu geceyle bu ormanın korkunç zulmetleri görmeyen gözlerle, tutunamayan ellerle, sendireyen ayaklarla, etrafında fısıldayan esrar nefeslerinden ürkerek, yüzüne buzlu temaslarla çarpan gece siyahlıklarından öperek geçilecek bir yol, başını koyacak bir kütük sırtını verecek bir rüfkar ağaç bulmaktan aciz bir yolcu diye gidiyor. Ne oluyor bu? E bu Halis mensur şiiri. Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı ögeler kullanılmamış. Doğru. Gündelik yaşama dair ayrıntılardan... Gündelik yaşamda herhalde göremedim. Tasvir ve çözümlemelere önem verildiği için uzun cümleler tercih edilmiş. Evet doğru nefesim kesildi yani. Sanatçının duygularını yoğun bir biçimde ifade ettiği bir düz yazı yapısı görülmektedir. Hmm. Ee, bu da doğru. İç ahenge ve şairlerine bir söyleyişe sahiptir. Evet bak sık ağaçlarının birbirine dolaşmış sarmaşıklarının çalılarının arasından böyle bir yani bir aliterasyonlar da görüyoruz çaktırmadan. Dolayısıyla bu da doğru ama Bursa seçeneği yanlış arkadaşlar. Canlı yayında deneme çözmeye devam ediyoruz. Sizlerin cevaplarını görüyorum. Benden önce cevaplayan arkadaşları da görüyorum. Onları tebrik ediyorum harikasınız. İnşallah üniversite sınavında da hepsini doğru yapacaksınız. Geçtik buraya. Bu şiirle ilgili yargılarından hangileri yanlıştır demiş. Şimdi burada tabii arkadaş yaparken bunu bitişki yazdığı için ben araya koydum. Bu dörtlükler haline gidiyor. Milli biraz zihniyeti yansılmıştır diye devam ediyor. Bakalım. Genç çağdaydım. Kendim bir dikenli yolda buldum. Hıçkırıklar işittim. Gül ve bülbül bağlarından. Felaketler topladım Anadolu dağlarından. Uzun sazlı aşıklar diyarında şair oldum diye gidiyor. Yine etsometreden alınmış güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi... Ezgi koydum. Ahlarla figanlarla Türk şiirine öz dilimle aykırdım ey milletim uyan diye. Yuran yurdun dolaştığım bir şehrinden bir şehrine saç ve sakal arttım ben de vatan vatan diye diyor. Şimdi milleti biraz zihniyeti evet Anadolu vatan millet Türk. O zaman burada net bir şekilde hemen bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Ve diyoruz ki milleti biraz zihniyeti var. Halk edebiyatı nazım birimi kullanılmıştır. Evet bu da doğru dörtlükler halinde. Nazım birimi halk edebiyatında arttılarsanız dörtlüktür. Dört dört yiyordu. Divan edebiyatı ise daha çok beyittim. Düz uyak düzenine sahiptir. Şimdi bulduğum bağlarından, dağlarından oldum. E bu sarma bak. Görüyor musun? M, M, N, N. Bu sarma. Şiir ne diye, ne diye. E bu da e, A, B, A, B. Bu da çapraz. O zaman düz uyak düzenine sahip değil. Cevap bir kere 3 olacak. Bu yanlış. A'yı, C'yi ve E'yi eledim. Hece ölçüsünün uzun kalıbı tercih edilmiştir. Ee, doğru. hece Öztürk uzun kalıbı. Yani 8'li, 7'li değil. bayağı uzun bir kalıbı var. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oo evet doğru. Sanatlı bir söyleyiş hakimdir. Sanatlı değil. Daha çok öğüt verici bir sanat yok yani. Ezgi koydum ahlarla, figanlarla Türk şiirine. Öz dilimle aykırdım. Ey milletim uyan diye. Ya burada sanat falan yok. O yüzden 3 ve 5 yani cevabımız Denizli seçenek. Yine kaliteli bir soru. Yine bir edebiyatik sorusu arkadaşlar. Çok dikkat olmanızı istiyorum. Buradaki sorular 2021'de çok soru yakaladı. 2020'de de yakaladı. 2022'de yakalayacak. İnşallah siz de onlardansınızdır. Bu dizelerle garip şiirine ilişkin aşağıdakilerden hangisini örnek oluşturamaz demiş. Oluşturmaz demiş. Koca bir yazı çekirdek işleyerek sinemalarda geçirdim. Taban teptim sokaklarda, tırnak yedim uyudum. Denize baktım usanmadan, ölüme inandım. Güzel, çok güzel olduğunu düşünerek, güzelim düşünerek, çekirdek işleyerek, güzelim çekirdek işleyerek koca bir yaz geçirdim. Şimdi yorgunum biraz diyor. Oktay Rıfat Horozcu. Tam bir garip şiirim. Günlük konuşma dilini kullanmış mı? Evet. Süslü sanat söyleyişlerden kaçınmış mı? Evet. Belli bir ölçüye bağlı kalmadan serbest tarzı şeyler yazmış mı? Evet. Günlük yaşamla ilgili konulara yer vermiş mi? Evet. Yani Çekirdeş demek. işte sinemada geçirmek falan. işte yaz geçti gitti diyor. Toplumsal yergiye yer verir garip şiir. Ama burada o örnek yok. Bakın tam bir AYT soru tarzı. Yani burada yok. Normalde var garip şiirinde toplumsal yergi. Ama burada yok. Yapabileceğim bir şey yok yani o yüzden. Geldik başka bir soruya. Bu parçadan hareketle postmodern romanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Prosta mı özeniyorum? Sıvanın bir aşkı başka yok. Üstelik sıkılarak okumuştum. Değil. Korku. İşli dışlı olduğum çöreklendi beynimde kımıltı. Tiksin diye en gerek. Venüs kraterlerinden birinde bağdaş kurmalı. Gezgin yıldızlarla iletişim kurar. Geleceğe uçarım. Tükenişe, sonrasızlığa. Boş imgelem. Geri adımlar atmaya götürdü çağrı. Yaşanmış sanılanlar bile hırpalanacak biliyorum. Dön arkanı, sürdür tık nefes maratonunu. İpi göğüsleme yetmezmiş gücün, olsun yıkıl. Çelinde aklın mı bir kez? Tam bir postmodern roman. Ama postmodern romanda olup da burada olmayan bir özelliğini yine soruyor olabilir. Aynı garip şiirin olduğu gibi, aynı ÖSM sorularında olduğu gibi. Tema olarak bireyin bunalımları ve kafa karışıkları anlatılır. Evet, bariz. Yani kafa resmen gitmiş. Olaydan çok romanın yazılış serüveni ele alınır. Bir olay içinde farklı farklı olaylara yer verilir. Şimdi, Yazar burada bizi yazılış serüvenine ortak etmedi. Burada bir şey bahsetmedi. Bundan sonra bahsedeceğim. Eserimize buradan devam edelim. Romanda bunu anlatacağım. Bakın romanı yazarken buna da karar verdiğim gibi bir cümle gördük mü? Görmedik. O yüzden bu Kronolojik zaman akışı terk edilir. Kurgusal bütünlük yoktur. Kesinlikle kurgusal bütünlük yoktur. Karakterlerin anılarını ve bilgilerini okuyucuya aktarabilmek için bilinç akışı, iç konuşma ve iç diyalog gibi teknikler kullanılır. Evet bilinç akışı resmen içinden geçenleri bize aktardım. Farklı cümle yapılarından oluşan kendine özgü bir biçim şey vardır. Evet Cümle yapıları çok farklıydı. Uzun cümleler vardı, sıralı cümleler vardı, basit cümleler vardı, ee, bileşik cümleler vardı bu da doğru. Ama Bursa seçeneğini göremedik. Yani yazar bizi olaya dahil etmedi. Yazarla sohbete girmedik. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Geçen sene Necip Fazıl'ı sormuşlardı. Bizim Milletim Hakanlığı kazanımlarına bakarak birazcık da zor bir soru sormak için başka bir sanatçıyı sordum. Nokta nokta oyunlarının konularını Osmanlı'nın son zamanlarından almış ve sosyal bozuklukları ortaya koymuştur. Geleneksel tiyatromuzun etkisinde olan yazarın Osmanlı toplumu'ndaki çöküş günlerinin bozukluğunu teşhir eden eserleri, Cumhuriyetin ilk döneminde inkılapların gereğini gösterme amacıyla da tercih edilmiştir. Fermanlı Deli Hazretleri yapıştır Musaiy Zade Celal bileceksiniz. Aynaroz kadısı kafes arkasında bir kavuk devrildi. Mum söndü. Pazar perşembe yapıtlarından bazılarıdır. Cevabımız Bursa. Fermanlı Deli Hazretleri'ni gördüğünüzde Musaib Zade Celal'i bileceksiniz. Bu bir. Peki i̇bn Refik Ahmet Nuri 8.'nin en büyük eseri nedir hocam? Bir sürü eseri çok büyük. Hisse-i Şahiya. Muhsin Ertuğrul. <laughs> Pardon arkadaşlar. Birazcık sesim böyle kükürdü. Canlı yayında bu tarz şeyler olacak. Neyse. Muhsin Ertuğrul net bir şekilde kimdir arkadaşlar? Muhsin Ertuğrul Modern, batıl anlamda Türk tiyatrosunun kurucusu. Neziha Aras. Neziha Aras'ın da Alacakaranlık eseri ve buna benzer birçok değerli eseri var. Selahattin Batu, Köroğlu, Kerem İlaslı gibi böyle halk e, kahramanlarını anlattığı oyunları var. Burada cevabımız Fermanlı Deli Hazretleri Musaybizade Celal. Geldik son sorumuza. Gördüğünüz gibi e, 20 alt dakikada bitirdik. Aslında siz çok daha kısa sürede bitirebilirsiniz. Düşüncelerini bu parça gibi dile getiren bir sanatçının aşağıdaki edebi akımlarının hangisini benimsediği söylenebilir? Olayları bana göründükleri gibi ortaya koymakla bana doğru görüneni ifade etmekle yetiniyorum. Doğruluğu sanatı sokmanın daha zamanı gelmedi mi? Tasvirin tarafsızlığı o zaman kanunun yüksekliğine ve bilimin belginliğine ulaşacaktır. Bak, bilim tasvirin tarafsızlığı. Yani tarihçi geçmişi belgelerle inceler, romancı ise günümüzü belgelerle yansıtır. Gözlem yapar, gerçekçi gözlem. Realizm arkadaşlar. Burada cevabımız realizm. Romantizm duyguydu, klasizm akıl ve sağduyudu, sembolizm kapalılıktı, egzinsansiyalizm varoluşuluktu. Burada cevabımız A seçeneği. Sorularımızı çözdük. Mutlaka mutlaka edebiyatı kitabımızdan, etsometreden ve aynı zamanda aynı denemelerinden faydalanmayı unutmayın arkadaşlar. AYT sorularına uygun şekilde hazırladığımız kitabımızda. Bakın hatta burada hangi kitaptan hangi soruları aldığımızda öyle yazdım. İşte aynı almışım. İşte edebiyatikten almışım. İşte ne bileyim etsometreden almışım diye tek tek yazdık. Soruları seçtik ve bu soruları da sizlerle paylaştık arkadaşlar. Sizler de mutlaka bu kitaplardan bol bol soru çözmeye devam edin. Ödülü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden çalışmalarınıza başarılar. <laughs>